Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında %59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı her yıl artmaya devam ederken, iki ülkede Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkarma yönünde çalışmalar yapıyor. Çin'in en büyük havayolu şirketi olan Çin Airlines'ın bir süre önce Pekin'den haftada 3 kez İstanbul'a yeniden uçmaya başlaması, turist sayısına da olumlu yansımaya başladı. Bunun yanı sıra Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını yılda 500 bine çıkaracak hava köprüsünün daha da artması yönünde önemli girişimlere de imza atıldı. Çinli yetkililerden edindiği bilgilere göre Çin Hava Yolları ülkenin tam ortasında yer alan Wuhan kentinden Haziran ayından itibaren haftada 3 kez İstanbul'a uçuşlara başlayacak. Geniş gövdeli uçuşlarla yapılacak seferlere büyük talebin olacağı belirtildi. Çin'in pandalarıyla ünlü şehri Chengdu'dan da Sihuan Hava Yolları haftada 3 gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlayacak. Sihuan Hava Şirketi filosunda bulunan 139 uçak ile 93 noktaya bölgesel uçuşlar yapılıyor. Çin'in havayolu şirketlerinden Luke Air da ülkenin güneybatısındaki Yunan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den İstanbul'a Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. Turizm merkezi ve Güneydoğu Asya'ya uçuş kapısı olan kent ile İstanbul arasındaki seferlerin başlayacak olması da Çinli turist sayısını daha da arttıracak. Yeni havayolu şirketlerinin ve yeni noktaların İstanbul'a uçmaya başlamasının ekstra 100 bin yolcu getireceği ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 500 bin barajını geçeceğini öğrendi. Çinli yetkililerin verdiği bilgiye göre Çinliler Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor. Türkiye'ye gelen bir Çin vatandaşı ortalama 1000 dolar harcıyor. Çin vatandaşları 2017 yılında dünya genelinde tatilde kişi başı ortalama 1985 dolar, toplam ise 258 milyar dolar harcadı. Çin'de 2018 Türk yılı olarak ilan edilmişti. Türk Hava Yolları Çin'de Pekin, Şengay, Guanghou ve Hong Kong'a uçuyor. Bunun yanı sıra Türk Hava Yolları Çin'de yeni noktalara uçmak ve ortak uçuş anlaşmaları yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Türk Hava Yolları yolcu memnuniyetini arttırmak için de bu seferlerde Çince bilen kabin görevlileri de bulunduruyor. Türk Hava Yolları'nda Çince bilen 40 kabin personeli var.